Hayırlı pazarlar. Bu hafta da pazar manşetinde canlı yayında bendeniz Fatih Dağstanlı konuğumla birlikte karşınızdayım ve konuğumu takdim ederek yayını açmak istiyorum. Profesör Doktor Recep Bozdoğan'la birlikteyiz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Tabii hocamız bize iki tane de kitapla birlikte de gelmiş Türk tipi başkanlık ve İstanbul derinlik değişim ve güç diye ama burada e, Bozdoğan diye yazılmış şimdi sizin bana yazdığınızda Bozdoğan. Ben tabii bunu sordum hocam ne oluyor, neredeyiz diye. Çünkü o kadar şey ki soyadları eski soyadı müdafaa olup şimdi İmamoğlu olanlar var biliyorsunuz. Yani acaba ne oldu hocamda da ne vardı diye düşünürken siz dediniz ki bir karışıklığa yol açmamak adına. Evet şimdi şöyle soy ismimiz nüfus idaresi tarafından vakti zamanında iki harfi yanlış yazılmış. Normalde Bozdoğan olması gereken soyad Bozlağan diye yazılmış. Hı -hı. Dolayısıyla da biz de aslına döndürdük Bozdoğa'na çevirdik. Çünkü biz Bozdoğan ailesindeniz. yani kökün, kökümüz kökenimiz. Efendim işte Adana, Osmaniye, Kayseri ve Kahramanmaraş civarında yaygın olan bir ailedir Bozdoğan ailesi, biz de bir Kayserili olarak Bozdoğan ailesine mensubuz. Onun için soyadımızı Bozlağan idi. La'yı Doğu yaptık. Evet, ee, La'yı ee, Doğu yapsınız. E, Bozdoğan, şu anda evet, Bozdoğan. Evet, evet. E, hocam, tabi bugün e, kritik bir gün. 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümündeyiz. Tabii e, ister istemez bugün de çeşitli e, anma etkinlikleri yapılıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde. Ama tabi siz de bir akademisyen, bir öğretim üyesini de e, bul. Hemen bir 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünün ne anlama geldiğini bir sorma gereksinimi duyuyorum. Bir de tabi şu soru benim aklıma geliyor hiç kuşkusuz. Gazi Mustafa Kemal hain miydi kahraman mı? Öyle söyleyeyim ben şimdi 19 Mayıs'tan başlayalım öncelikle. Şimdi bizim milletimizi birleştiren bütünleştiren önemli tarihler var önemli günler var. Hı, hı. Ee, Mesela e, dini bayramlarımız. Hı, hı Bunlar milletimizi birleştiren, bütünleştiren, milletimizin de ötesinde bütün İslam dünyasını birleştiren, bütünleştiren günler. Ayrıca bir de milli bayramlarımız var, milli günlerimiz var. Hı hı. 19 Mayıs'ta, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası, İstanbul'un fethi 29 Mayıs, efendim 23 Nisan, bu ve buna benzer önemli milli günlerimiz var. Şimdi 19 Mayıs 1919'da ne oldu? 19 Mayıs 1919'da zamanın efendim Osmanlı ordusunun en parlak komutanlarından biri olan Mustafa Kemal, zamanın Osmanlı Devleti'nin hükümdarı olan 6. Mehmet tarafından yani Sultan Vahdettin tarafından özel görevle ve geniş yetkilerle Anadolu'ya gönderildi. Bandırma vapuru ile İstanbul'dan hareket etti. Yanlış hatırlamıyorsam 15 veya 16 Mayıs tarihte, tarih bazen insan şaşırabiliyor. 3 veya 4 günlük seyahatten sonra Samsun'da karaya ayak bastı. Ve Samsun'da büyük bir hüsnü kabul gördü. Neden? Çünkü devlet başkanı tarafından gönderilmiş, geniş yetkilerle donatılmış bir insan kendisi. Devlet başkanı kim? Sultan 6. Mehmet yani Vahdettin Han ve almış olduğu bu geniş yetkilerle Samsun'dan sonra Amasya'ya gitti. Oradan Sivas üzerinden transit geçerek Erzurum'a, Erzurum'dan tekrar Sivas'a geldi. Amasya Genelgesi, ar arkasından Erzurum Kongresi, son olarak Sivas Kongresi. Daha sonra da Kayseri üzerinden Ankara'ya gitti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Baktığımız an her şeyi ve herkesi kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Mustafa Kemal bir kahraman idi. Türkiye Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve milletimizin esaretten kurtulmasında misyonunu yerine getirmiş bir insan. Cumhuriyet kurulduktan sonra yaptığı yapmış olduğu şeyler ayrı şeyler. Onlar ayrıca konuşulur, tartışılır. Bunlar çünkü herkesin kendine göre bir görüş var. Benim de kendime göre bir görüşüm var. Fakat Cumhuriyet'in ilanına kadar dünya tarihinin gördüğü en büyük komutanlardan biri olarak kabul edebiliriz. Evet, yani e, kahraman da haine mi dönüştü dediniz. Ben, e, ben öyle bir şey söylemedim. Şimdi kahraman da haine dönüştü demek doğru değil. Şimdi. Hayır, e, çünkü şey dediniz, yani 1919'da evet e, giderken oraya bir kahramanlık gösterisi yapmıştır. Yok kahramanlık gösterisi de yapmadı. Sultan 6. Mehmet'in özel olarak yetkilendirdiği, geniş yetkilerle donattığı hı hı. ve kendisine özel bir misyon yüklediği önemli bir komutan tamam. kendisi. Yani Osmanlı, bir, bir kahramanlık nihayetinde. Tabii ki Osmanlı ordusunun en büyük komutanlarından biri. Hı hı. Bir kere e, Çanakkale Savaşı'nın e, bir kere e, tarihinin demeyeyim de kaderinin o da çok şey olur ama e, gidişatının değişmesinde hı hı. çok etkili olan bir komutan. Hı hı. Yani şimdi bir insanı e, efendim e, yapmış olduğu bazı uygulamalar dolayısıyla tasvip etmeyebilirsiniz. Hı hı. Ama e, e, bir söz vardır biliyorsunuz. Yiğidi öldürün ama hakkını yemeyin. Biz yiğidi öldürmeyelim ama hakkını Niye pek pek öldürüyoruz? Edelim. Niye öldürüyoruz? Çünkü şimdi öl ben bunu şunundan sor dolayı soruyorum. Aslında siz bir tarihçi değilsiniz. Tarihçi değilim ama e, tarihçiler kadar bilirim. Bil bilirsiniz. Evet. Yani <laughs> esas uzmanlık alanınız siyaset bilimi ama yerel yönetimler konusunda çalışmışsınız. Ve Hemen birazcık hem başkanlığı hem birazcık İstanbul'u konuşacağız ama... Evet. ...yani e, günde bugüne denk gelince e, hakikaten de bunu sormadan da e, edemiyor insan. Ama şimdi e, tarihçi değilsiniz, tarihi de tarihçiler kadar iyi bilirim dediniz. Umarım alınmazlar tarihçiler buna şimdi. Şöyle söyleyeyim ben yani... İlber Ortay'la izliyordur mesela şu anda bizi. Şöyle İlber Ortay'la benim çok saygı duyduğum Hı -hı. bir insan... Ee, zaten İlber Ortaylı'nın uzmanlık alanında İlber Ortaylı'nın eline su dökmek gibi bir iddiamız yok, Hı. onu söyleyeyim ben. Ee, Türkiye'de başka kıymetli tarihçiler de var. Türkiye çok kaliteli tarihçi yetiştiren bir ülke, Hı. onu da söyleyeyim. Ben tarihçi tarihi tarihçiler kadar iyi bilirim derken İlber Ortaylı, Halil İnalcık'ı kastetmedim. Hı. Ama efendim e, e, benim de ilgi alanımda olan birçok şey var, konu var. Ee, diyeceksiniz ki bu ilgi alanı ile yetiyor mu? Hı hı. Ee, bizim e, profesör doktor Bilal Er Yılmaz var, bizim çok saygı duyduğumuz hı hı. bir hocamız kendisi. E, ben de onun öğrencisiyim. Bilal Er Yılmaz hocanın e, bu konuyla alakalı tarih ve coğrafya ile alakalı e, şeyleri var efendim. E, güzel metin senaları var. Ne diyor mesela? E, Değme profesör de yoktur diyor. Şu Recep'teki coğrafya bilgisi. Değil mi? E, ekrana kendimi övmek için çıkmış olmayayım. Kork. Olsun Buraya olsun. Gel. Övün hocam övün. Yok yani, yok yok. Bunlar övün. doğru şeyler. Hayır, şundan şeyler dolayı da övün şimdi, evet, e, yani, hakkına... Hayır, ama bak şimdi çünkü yiğidi öldür hakkını istiğfar etmek lazım. Doğru değil. Ama şu yiğidi öldür hakkına teslim evet. et diye bizde çok güzel bir laf var dediniz evet. de ama şimdi şu e, yani bazı kesimler hain bazı kesimler kahraman. Ben şöyle görüyorum yani hain diyenler de yanlış yapıyor. Kahraman diyenler de yanlış yapıyor diye düşünüyorum. Yani bir, bir kesim çok böyle yere göğe koyamıyor, bir kesim de yok hükmünde kabul ediyor. Ben ikisinin ortasındayım. Yani şöyle Atatürk hatalarını kendisi ömrünün ahir zamanlarında kabul etmiş ve bunu da beyan etmiş bir insan. Dolayısıyla Atatürk'ün hatalar Atatürk tarafından da kabul ediliyor. Sıkıntı şu Atatürk'ün hatalarını Atatürkçüz diyen insanların kabul etmemesi. Hı hı. Yoksa hiç kimse hatadan münezzeh değil, hı hı. hatadan beri iyi değil. Atatürk de hatalar yapmıştır çünkü bir insandır. Ama Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar ki dönemde göstermiş olduğu kahramanlıkları yani silmek, atmak, onu efendim e, sonraki icraatları üzerinden, münhasıran sonraki icraatları üzerinden değerlendirmek doğru bir şey değil. Çünkü 57 yıllık bir ömür var. Ömrün baş, ilk gününden son gününe kadar değerlendirmek gerekir. Yapmış olduğu bazı şeyler mesela efendim işte e, şapka kanunu misalen baktığımızda işte istiklal mahkemelerinin kurulması vesaire Bunlar zaten birçok kesim tarafından eleştirilen, sorgulanan şeyler. Yani bunlar hani İstanbul'u yeniden fethetmek gibi bir şey yapıp da tekrar ortaya döküp saçmaya lüzum yok. Çünkü bunlar yıllardır Türkiye'de tartışılan hmm. ve üzerinde önemli ölçüde efendim fikir birliğine varılan şeyler. Yani istiklal mahkemelerinde belki suçlular da idam edildi ama suçluların yanında suçsuz dünya kadar insan da idam edildi. Öbür taraftan baktığımızda şapka kanuna muhalefet dolayısıyla birçok insan mağdur edildiler. Takrir-i Sükun Kanunu diye bir kanun çıkarıldı. Efendim ve ülkede bu kanun demokrasinin gelişmesine, çok partili siyasi hayata geçilmesine vesaire uzun yıllar engel oldu. Yani birçok şey söz konusu. Dolayısıyla bütün hepsini değerlendirerek bir kere bir yargıya bir hükme varmak gerekir. Ama dediğim gibi cumhuriyetin kuruluşuna kadar hatta 1924 anayasa Anayasasının ilanına kadarki dönem dönemin Atatürk ile 24 anayasasının sonrasındaki Atatürk uyguladığı politikalar açısından bir daha farklı bir şey bir konumdaydı. Peki, niye o zaman yani hain diyenler niye sadece hainliği görüp diğer tarafları görmüyorlar? Mesela siz söylediğiniz şapka inkılabı dediniz, sonra istiklal mahkemelerinin kurulması ve birçokların takrir sükun, tak, sükun kanunu. ama tabi mesela alfabenin değiştirilmesi, hilafetin kaldırılması bunlar da çok gündeme getiriliyor. Tabii şimdi şöyle hilafetin kaldırılmasını ben doğru bulmadım zaten hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsına mündemiç hale getirildi. Güya orada o şekilde yazıyor. Bunun kaldırılış kanununda e, bu aslında doğru bir şey değil yani bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu perişanlığın e, temel sebeplerinden biri de bana göre tabii. ben şahsi hmm. düşüncemi söylüyorum hilafetin kaldırılmasıdır hilafetin hilafet kaldırılmasaydı bugün Türkiye'nin eli daha kuvvetli olurdu İslam dünyasında birlik ve bütünlük daha böyle pekişmiş olurdu ve bugün birçok Müslüman e, halk ve ülke sahip olduğu olağanüstü yeraltı ve yerüstü zenginliklerine rağmen Batı dünyasındaki o tek dişi kalmış canavarların insafına terk edilemezdi. Onların eline düşmezdi. İslam dünyasının içine düştüğü, düştüğü sıkıntıların tek sebebi de batı dünyası değiliz, değil. Biz 300 yıl e, İslam dünyası olarak uyumuşuz. Hı hı. Yani 1600'lü yıllardan 1900'lü yılların ortalarına kadar uyumuşuz. E, şey gibi aynen kaplumbağa ile tavşanın hikayesini düşünün. Tavşan gücüne, kuvvetine, hızına güveniyor ve bir ağacın altında uykuya dalıyor. E, kaplumbağa ise yavaş yavaş yoluna devam ediyor. Neticede bitiş çizgisine yakın bir vaziyette vaz, vaz, konuma geldiğinde tavşan uyanıyor. Can Hıraş arkasından koştuyor ama kaplumbağaya yetişemiyor. Biz de öyle. Yani Tavşan gibi süratli olduğumuz bir dönemde biz maalesef e, bilimi, fenni bir tarafa bırakmışız. Başka şeylerle uğraşmaya başlamışız. Ama çok önemli, hilafetin kaldırılmasının sonucudur bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu durum dediniz. Sonuçlarından biri. Sonuçlarından hey, Daha doğrusu hilafetin kaldırılması etkenlerden biri. Etkenlerden biri. Tek başına değil. Hı hı. Şimdi hilafeti kaldırmasaydık bir İslam dünyası olarak acaba içimizden bir Japonya çıkarabilir miydik? Hı hı. Bir Güney Kore çıkarabilir miydik? Bir Almanya çıkarabilir miydik? Yani elimizi vicdanımıza koymamız lazım. 300 yıl uyumuşun, hı hı. efendim, bilim adına ciddi herhangi bir faaliyetin yok, fen adına ciddi herhangi bir faaliyetin yok. Batı dünyası almış başını gitmiş, sonradan uyanan. Efendim Japonya gibi Güney Kore gibi toplumlar ki Japonya 1868'de uyandı Güney Kore 1940'lardan sonra uyandı yani Japonya işgali sona erdikten sonra uyandı ve geldiği noktaya bir bakın biz hala nerelerdeyiz İslam dünyası olarak var mı içimizde bir Japonya var mı içimizde bir, bir Güney Kore bu dünyada yaşıyoruz Efendim işte Amerikalıların tehditlerini görüyorsunuz. İngilizlerin ayak oyunlarını görüyorsunuz. Fransızların efendim sahnenin gerisine çevirdiği dolapları görüyorsunuz. Almanların aynı şekilde İsrail'e bakıyorsunuz. Hangi taşı kaldırırsanız altından İsrail çıkıyor. Yani son derece sistematik çalışıyorlar. Son derece efendim bilimsel metotlar üzerine gidiyorlar. Fenli ön planda tutuyorlar. Dolayısıyla biz de bu alana odaklanmamız gerekiyor. Şeyin hilafetin kaldırılması tek başına bizim bu noktada olmamızın sebebi değil. Onu bir gerekçe olarak gösteremeyiz. Ama olmasaydı İslam dünyası bugün daha iyi bir noktada olurdu. Ona ben kesinlikle inanıyorum. Yani hilafet kaldırılmasaydı daha iyi bir noktada olurdu. En azından İslam dünyasında hiç olmazsa bazı konularda kuvvetli bir tek ses çıkabilirdi. İslam toplumları, Müslüman toplumlar ortak hareket edebilirdi. Halifenin efendim o manevi şahsiyeti çok önemli. Manevi şahsiyetler çok önemlidir biliyorsunuz. İngiltere'ye giden Kralçe Elizabeth ne yetkisi var? herhangi bir yetkisi yok baktığımız zaman siyasi hayat açısından. Ama orada bir semboldür. Onun varlığı çok önemlidir. Japonya'da şimdi imparatorları değişti. Naruhito imparator oldu. Ama Japon toplumu Japonya'ya gittiğimizde söyledikleri şey şu evet bizim imparatorumuz şu anda sembolik ama bizim için çok kıymetlidir. Çok önemlidir. Ülkemizin ve milletimizin varlığını, birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Biz imparatorumuza ve ailesine çok saygı duyarız. Halife de öyle olacaktı. Evet İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda belki yaşayabilirdik ama bütün İslam dünyası halifeyi çok önemseyecekti, değer verecekti, hürmet edecekti ve kritik zamanlarda halifenin vereceği bir karar İslam dünyasının genel açısından bazı istisnalar hariç olmak üzere kabul görecekti. Bu açıdan baktığımızda manevi şahsiyetlerin daha doğrusu manevi otoritesi güçlü olan şahsiyetlerin ortadan kaldırılmasının ya da o makamların bir şekilde önemsizleştirilerek, değersizleştirilerek adeta hükümsüz hale getirilmesinin bir şeyi yok, bir mantığı yok. Yani evet. bunu i̇ş işten, iş işten, geçmiş midir hocam? Bence iş işten şöyle, ben iş işten geçtiğini düşünmüyorum. Yani ee, bugün bir halifelik mekanizmasına Türkiye Büyük Millet Meclisinin uhtesinde bulunuyor dediniz. Evet. Oradan alıp da bir kişiye e, büründürsek bunu e... verilebilir, verilebilir. Şöyle ama bunlar artık konsensüsle olacak bir şey. Eskiden öyle değildi. Yani Osmanlı Hanedanı'nın olduğu için İslam dünyasının büyük çoğunluğu bunu kabul ediyordu zaten. Bir tek Şia efendim e, tarafında şey vardı, kabul etmeme söz konusuydu. Onun dışında kabul ediyorlardı. Bazıları işte efendim diyorlar ki madem halifeyi kabul ediyorlardı o zaman halife cihat ilan ettiğinde niye İslam dünyası halifenin cihat kararına uymadı? Zaten İslam dünyasında bağımsız iki tane devlet kalmış. Biri Osmanlı diğeri de İran onun dışında hiçbir İslam İslam dünyasında bağımsız devlet yok ki İngilizlerle Fransızların ve Rusların tasallutu altında yaşıyorlar. Birincisi bu, ikincisi buna rağmen bu toplumlar ne yaptılar? Altınlarını, mücevherlerini bozdurdular. Efendim ellerinin altındaki paraları Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye'nin efendim Osmanlı'da o zamanki Osmanlı devletinin milli mücadeleyi kazanması için efendim Türkiye'ye gönderdiler. Dolayısıyla aslında o dönemde de İslam toplumları üzerlerine düşeni yaptılar. Ne yapacaktı? İngiliz İngilizlerin efendim egemenliği altında yaşayan bir toplum elinde tank yok top yok tüfek yok uçak yok, gemi yok, hiçbir şey yok. Nasıl gelip de Osmanlı'ya yardımcı olacaktı? Olamazdı yani bizim milli mücadele ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki şeyimize baktığımız zaman. Efendim, yani Araplar bizi mücadeleyi. sattı yalan mı hocam? Arapları satanı var, satmayanı var. Yani şimdi şöyle Arap... Yani toplu... çünkü bu, bu cümle oraya gidiyor birazcık. Yani cihat ettik de niye gelmediler o zaman bizimle birlikte savaşmaya derken? Çok önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. Aslında İslam coğrafyası Osmanlı'nın bir eyalete öyle değil öyle değil. Şimdi değil bir mi? kere coğrafyaya hakim olmak gerekiyor. Tamam. Başlayalım coğrafyaya hakim. Tam. Sıfırdan gerektir. başlayalım o zaman. İslam coğrafyası dediğiniz şey Afrika'nın en batı ucu olan Senegal'in Dakar şehrinden başlıyor. Endonezya'nın en doğu ucu olan Yeni Gine adasının Papua'daki efendim Gine Yeni Gine adasının Papua'daki sınırına dayanıyor. Baktığımız zaman doğu-batı istikametinde İslam İslam dünyasının uzunluğu 10.000 kilometre. 10 bin kilometre ve İslam dünyasında yaşayan insanların yayıldıkları arazinin yüz ölçümüne baktığımız zaman da 15-20 milyon kilometre kare hatta 20 milyon kilometre kare değil 15 milyon kilometre kare de değil 20 milyon kilometre kare. Osmanlı Devleti yıkılırken kaç milyon kilometre kareydi? 3 milyon kilometre kareydi. 2,5-3 milyon kilometre kare o civardaydı. Arabistan Yarımadası'nın büyük çoğunda Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında değildi. Katar'dan başlıyordu. Sahil boyunca devam ediyordu. Şeye kadar, Suriye'nin güneyine kadar. Suriye'nin güneyinde bu şekilde bir kavis çiziyordu. Hicaz bölgesini içine alıyordu. Yemen'in efendim Aden e, şehrine kadar uzanıyordu. Hı hı. Arabistan Yarımadası'nın %70'i, %80'i o %70'i Osmanlı egemenliği içerisinde değildi. Oralarda bedeviler yaşıyordu. Umman'da, Yemen'in doğu sahillerinde, iç bölgelerinde Suudi Arabistan Necef, Necid bölgesinde zaten Osmanlı'ya e, isyan eden Necidliler öncelikle onu söyleyeyim ben. Hı hı. Bunlar Vahabidir biliyorsunuz. Riyad Necit bölgesindedir. Hofuf, Damman, Dahran, Resten Nure vesaire. Bunlar hep Necit bölgesindedir. Osmanlıya sadakatle bağlı olan ağırlıklı olarak Hicaz bölgesidir. Hı hı. Hicaz insanı daha farklıdır, daha medenidir, daha kültürlüdür. Efendim, e, sünni İslam'a daha bağlıdır kendileri ve Osmanlı'ya da daha daha bağlıdır. Necid'de başlayan bu şey, efendim e, isyan diyeyim ben size hı hı. E, dalga dalga e, hem şey tarafına yayılmıştır. E, Ürdün tarafı yayılmıştır. Hem de Hicaza doğru yayılmıştır ama Hicazlılar buna aktif bir şekilde katılmaktan daha ziyade Necid'in tasallutuyla efendim Osmanlı'ya karşı e, oluşturulan e, birliklerde kimisi gönüllü kimisi gönülsüz efendim yer almışlardı yani kim satan bize kim peki ben onu anlamadım. Ya yani bu Araplardan bizi satanlar Suudiler. Ha Suudiler. Suudi yani. yani Vahabi olanlar mı? Evet Vahabi olanlar ağırlıklı onlar. Ha, yani onlar onlar yoksa İngilizlerin çevirdiği dümenler, dolaplar çok af buyurun. Yıllardır o bölgede yapmış oldukları sinsi efendim e, faaliyetler, ajanlık faaliyetleri dolayısıyla elbette Hicaz bölgesinde de nüfusun yüzde %20'si, yüzde %30'u veya işte Ürdün taraflarında da yine nüfusun yüzde %20'si, %30'u Osmanlı'ya baş kaldırdı. Onu şey yapan ama Kahire ekseriyet öyle değildi o bölgede. Ve Suudi Arabistan eğer bundan sonra bölünürse ülke ikiye bölünür zaten. Necit ve Hicaz diye. Hicaz neresi? Cidde, Mekke, Medine, Taif, efendim Tebük, Hayber, yan e, Yammu buralar Hicaz bölgesi baktığımız zaman e, iklimi güzeldir. E, yükseltisi yüksektir. Arazi verimlidir. Petrol yoktur buralarda ama başka doğal kaynaklar var. Çünkü buralar genelde dağlık bölgedir. Eğer bir yer dağlık bölgeyse orada ciddi doğal kaynaklar vardır. Madenler açısından baktığımızda. Necit bölgesi ise genel olarak düzlüktür. Dalgalı düzlüklerden oluşur. Fakat petrol e, tamamen Necit bölgesindedir. Necit'in de sahil kesimindedir. Yani Basra Körfezi, işte o işte Dammam, Dahran, e, Rastan Nure e, tola, dolaylarında Hofuf'ta bile yeterince petrol şeyi yoktur, rezervi yoktur. Hufuf daha çok böyle büyük bir vahadır ve ciddi Öyle anlamda böyle bir olabilir. tehlike var mı peki Suudi Arabistan'ın bölünmesi gibi bir tehlike var mı ki yani Suudiler böyle, böyle Suudi, bir cümle ettiniz şimdi? Suudiler Amerikalıların ve İsraillerin peşinden bu şekilde giderlerse Suudi Arabistan bölünür. Çünkü Amerika'nın ve İsrail'in nihai hedefi Suudi Arabistan'ı bölmek. Ne, ne kazanım elde edecekler oradan? Ya yani Bu bölünmeden ne kazanım elde Onlar edecekler? Onlar sadece Suudi Arabistan'ı da bölmeyecekler. Mısır'ı da bölecekler. Çünkü neden? İsrail'e komşu güçlü bir devlet istemiyorlar. İsrail'e komşu devletlerin tamamı İsrail'den daha güçsüz olmalı. Hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda daha güçsüz olmalı. Onun için Suriye bu hale geldi. Irak onun için bölündü. Bakın. Efendim, e, Lübnan onun için perişan vaziyette. 30 yıldır perişan vaziyette Lübnan, kendine gelemedi. Lübnan eskiden Orta Doğu'nun efendim ticaret merkeziydi, kültür merkeziydi. Düşünün 70'lerin sonlarına kadar. Ama gücü yoktu hocam yani. Şimdi ben, ama öyleydi de ya, yani Parisiydi, Orta Doğu'nun Parisiydi. Derler. Evet. Derler ama yani bir gücü olan bir ülke değildi ki. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani Eğer, ekonomik e, açıdan tamam, belki güçlü olabilir. Ekonomik güç varsa askeri güç ve siyasi güç de arkasından gelir. Hı hı. Ekonomik güç varsa. Şimdi bazıları derler ki, mesela örnek vereyim işte. Efendim Almanya güçsüz bir ülke. Hı hı. Almanya eğer İngiltere ile savaşa tutuşsun, Amerika İngiltere'ye yardım etmesin, Almanya İngiltere'nin üzerinden silindir gibi geçer. Hı hı. Bakın. Güçlü ekonomi, güçlü ordunun ilk şartıdır. Ekonomisi güçlü olan ülkenin ordusu da güçlüdür. Mesela Japonya. Son dönemde Çin'in olağanüstü ekonomik gelişmesi dolayısıyla Çin askeri anlamda öne geçti ama Japonya hala uzak doğuda en büyük askeri güçlerden biridir. Bunu bunu sağlayan ekonomisidir. Neden? Çünkü o güçlü ekonomi tank da üretir. Uçak gemisi de üretir. Denizaltı da üretir. Uzaya araç da gönderir. Kıtalar arası balistik füze de üretir. Yani bugün Almanya'nın ve Japonya'nın üretemeyeceği hiçbir silah yoktur. Onun için güçlü ekonomi şarttır. Yani her ülkede ekonomi güçlü olmalı. Sovyetler Birliği dağıldı. efendim. Rusya bugün silahlı e, silah sistemleri açısından Amerika ile rekabet edemiyor. Ama işte mesela biz patlıcanı 10 liraya alıyoruz ama savunma sanayimiz ciddi anlamda ilerliyor. Bunun... Ama ne zaman ilerledi? Bunun... Son, son 10 yılda son, son 15 yılda ilerledi. Hı hı. O da Cumhurbaşkanımızın olağanüstü gayretiyle ilerledi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde başka biri olmuş olsaydı biz hala 1980'lerin 90'ların kafasıyla efendim savunma sanayinde tamamen Hayır bir taraftan ekonomi kötü diyenler var bir ama ona rağmen de savunma sanayinde bir çağ atlayan bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. O bir kere bunu söyleyenler yanlış. Ekonominin kötü olması konjonktürel. Hı hı. Konjonktürel bir şey bu. Yani bu finans sıkıntısıyla alakalı bir şey. Finans sıkıntısı dolayısıyla Türkiye'de bir takım şu anda sorunlar yaşanıyor. Yoksa Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomi. Hı güçlü olduğu için zaten savunma sanayi bu kadar gelişmeye başladı. Şimdi düşünün siz insansız hava aracı yapacaksınız. Sizin ülkenizde bunu yapacak efendim bir beyin gücü yoksa, teknolojik altyapı yoksa siz nasıl insansız hava aracı yapabileceksiniz? Yapabilir misiniz? Mümkün değil. 30 yıl uğraşmanız lazım. 30 yıl kolay değil ki. Efendim öbür taraftan bakıyorsunuz. Diğer şeyler mesela tank yapacaksınız değil mi? Hı hı. Sizin tanklara ilişkin efendim e, montaj fabrikalarınız efendim ondan sonra bunlara ilişkin ağır bakımın yapıldığı fabrikalar memlekette 50 sene önce 60 sene önce kurulmuş bunlar. Hı hı. Ama ne olmuş? Bir teknolojik birikim oluşmamış. İyi kötü bir altyapı var. Teknolojik birikim yok. Siz ne yapmışsınız aldığınız kararlarla? Özel sektörün önüne açmışsınız. Şu, Türkiye'de dünya kadar özel firma var tank üretebilecek potansiyele sahip, zırhlı araçlar üretebilecek potansiyele sahip nitekimde ciddi anlamda zırhlı araçlar ve zepeteler üretiyorlar bunlar hı hı. E, ve yurt dışına da ihraç ediyorlar. Bu bir ekonomik birikimle oluşuyor. Hı hı. Bakın şimdi Hürkuş üretildi değil mi Türkiye'de? Sonra Hürkuş'un silahlısı üretilecek. Ondan sonra Hür, Hürkuş hafif taarruz uçağı üretilecek. Ondan sonra da TFX üretilecek. TFX dediğimiz uçak nedir? Bugünkü F-35'lere rakip olabilecek bir uçak. Ne zaman efendim ilk uçuşunu gerçekleştirecek 2020'lerin ortalarında. Peki ne zaman seri üretim başlayacak? 2020'lerin sonlarında. Ne zaman envantere katılacak? 2030'da envantere katılacak. Şimdi TFX baktığımızda bu eğer ekonominiz sizin daha doğrusu sanayi sektörü ve arge sektörü Türkiye'de bu kadar gelişmiş olmamış olsa siz bunlara cesaret edemezsiniz. Türkiye'nin şu anda iktisadi anlamda yaşadığı şey finansman sorunu. Finansman sorununu da aşmak kolay. Bunu zaten erbabı bilir, uzmanı bilir. O insanları getirip ekonominin efendim önemli kurumlarının başına yerleştirmek gerekir. G gerekir dediniz. Evet. Ya ama bu cümle e, sistem olarak anlaşılabilir. Sistem değil. Ben bilim insanıyım. Ben görüşümü açıklamayacaksam kim açıklayacak? Hayır, o, yani şimdi bu ülkede Berat Albayrakla ilgili o kadar çok söyleniyor ki. Berat Albayrak siyasi o bakan. Ben ne diyorum? Kurumların başında. Kurumların başında tabii, diyorsun. Tabii. Yani hayır. Ekonomik, o bakan. Ekonomi'nin tabii. başına e, getirmeniz lazım deyince direkt orası çok geldi. geldi ben oraya karışacak o, kadar tamam. haddimizi aşacak evet. değiliz. Anladım ama yani. bilmiyorum ya olur ya söyleyebilirsiniz. Ben akademisyenlerin konuşması gerektiğini düşünenlerden Tabii birisiyim ben. hocam. Yani en az gazeteciler kadar konuşmalılar bence. Ee, ama şimdi Mısır'ı bölecekler, Suudi Arabistan'ı bölecekler, Türkiye'yi es geçecekler gibi de Hayır, bir... hayır hedefte Türkiye de var. Türkiye niçin s leri ısrarlı? Türkiye niçin kendi tankını yapmak istiyor? Niçin kendi uçağını yapmak istiyor? Niçin silahlı hava araçlarının, daha büyüklerini yapmaya çalışıyor insansız hava araçlarının? Niçin efendim savunma sanayinde bu kadar yatırım yapıyor? Türkiye de hedefte. Hı hı. Türkiye de hedefte. tabii ki. Tabii ne zaman ki? bölecekler peki? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Arzı mev'ut Amerika ve İsrail tarafından kabul edildiği sürece arzı mevut ve arzı mevudu, varlığını, birliğini ve bütünlüğünü garanti altına alacak topraklardaki hiçbir ülkenin tek parça olarak kalmasına müsaade etmeyecekler. O zaman. E, arz arzı mevut nedir? Ama küresel dünyayı o zaman Siyonistler yönetiyor demektir hocam. Yani onlar ne derse olacak. E Müslümanlar onlar ne derse olacak demiyorum. Hayır yap, yok, bu, bir risk, ha? bu Bir risk. Onlar bu iş için yeltenecekler. Hı. Ben onlar bunu başaracaklar, becerecekler demiyorum. Kalmayacak diyorsunuz ama. Kal onların planı bu. Ben onların planını Aynen, söylüyorum. Hayır anladım. Tamam, yoksa, yoksa bana kalırsa Türkiye tek parça olarak kalacak. Onu söyleyeyim ben. Ha Suudi Arabistan'da Mısır için bir şey diyemem. Çünkü onlar akıllı politikalar gütmüyorlar. Hı. Ama Türkiye çok akıllı politika gütüyor. Türkiye onun için Suriye'de. Hı hı. Türkiye onun için Irak'ın kuzeyine ekonomik anlamda kendine bağımlı hale getirdi. Hı hı. Onun için Türkmenleri sürekli yanında tutuyor. Onlar zaten bizim kardeşlerimiz ve onun için Irak'ın suni bölgesini kendisine kendisine çok yakın tutuyor. Dikkat edin, Irak'ta 4 katman vardır. Hı hı. En güneyde Şiiler vardır. Hı hı. Petrolün yüzde %70'inin bulunduğu bölgedir Şii bölge. Basra bölgesine. Tabi tabii. tabii. Ba Bağdat'tan Basra'ya kadar hı. uzanır. Bağdat'ta Şiiler çoğunluktadır. Hı hı. İkinci ortak kuşakta Sünniler vardır. Hı hı. Sünniler efendim nüfus olarak yüzde %20 civarındadır Irak'ta. Ee, topraklarında sadece Kerkük taraflarında petrol vardır. Onun dışında petrol yoktur. Ama Irak'ın en Stratejik bölgesidir. Niye? Çünkü Sünni bölgesinde herhangi bir sıkıntı olursa Irak otomatikman ortadan ikiye ayrılır. Hı hı. Bakın Sünniler Araplık üzerinden Şiilerle, Sünnilik üzerinden de Kürtlerle iletişim halindedir. Irak'ın çimentosudur. Sünni Araplar. Hı hı. Onun kuzeyinde Türkmenlerin yaşadığı bölge vardır. Türkmeneli. Hı hı. Burası neresidir? Bizim Habur sınır kapısına yakın bir bölgeden başlar. Kerkükün güney doğusuna kadar devam eder. Bu şekilde bir kuşaktır. Hı hı. Orada Türkmenler yaşar. Onun kuzeyinde de Kürtler yaşar. Kürtler dağlık bölgede yaşarlar. Irak'ın dağlık bölgesinde yaşarlar. Irak'ta zaten dağlar sadece orada vardır. Orada da Kürtler yaşar. Onlar da nereden yaşarlar? Nerede e, sınırlar nereden başlar? Bizim Habur'dan, Zahudan, oradan başlar. Ta İran sınırındaki Kelara kadar e, Kürt bölgesidir. Ondan sonra da zaten Türkiye toprakları başlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye bunu çok iyi etüt ve analiz etti. E, analiz ettiği için de e, Sünnilerle iletişimi kuvvetli tuttu. Sünni, Sünni Araplarla. Az önce dediğim gibi onlar Araplık üzerinden Şiilerle, Sünnilik üzerinden de Kürtlerle çok yakın diyalog halindedirler. Türkmenler zaten bizim kardeşlerimiz. Millet olarak baktığımızda. Onun için sürekli Türkiye ile beraberdirler. Iraklı Kürtler Dünyaya çıkacak başka bir nokta bulamadıkları için Türkiye'ye yakın durmak mecburiyetinde kaldılar. AK Parti iktidarı da bunu çok iyi değerlendirdi ve bugün Kuzey Irak ekonomik anlamda büyük ölçüde Türkiye'ye bağımlı. Diyebilirim ki %70 oranında Türkiye'ye bağımlı. Peki Amerika ve İsrail'in bu Arzu Mevcut hayallerine ulaşmasına İslam dünyası ve özellikle Türkiye ve lider Erdoğan ne diyor hocam? Şimdi şöyle arz-ı mev'udun kabul edilebilir bir tarafı yok. Hı hı. Çünkü neden? Arz-ı mev'ud denilen şey yer güya Fırat'tan hı hı. Nil'e kadar uzanan bölge. Hı hı. Bu Fırat'tan Nil'e kadar uzanan bölge Onların iddia ettiği bölge. Yani bizim Fırat dediğimizde ta Elazığ'a kadar geliyor herhalde değil mi hocam? Yani Erzurum'a kadar da götürebiliyor. Götürebiliyor mu? Kayseri var mı? Yok Kayseri yok. Kayseri'ye girmiyor. Yok Kayseri yok ama Kayseri Arz-ı Mev'ud'un varlığını garanti altına alacak coğrafyanın içerisinde kalıyor. Hı hı. Onun için Arz-ı Mev'ud deyince insanlar... Fırat'tan Nil'e kadar diyor. Hı. Efendim, öyle değil. Siz eğer bir toprak parçasına göz dikmişseniz, o toprak parçasında sizin elinizde, toprak parçasının sizin elinizde kalmasını sağlayacak doğal sınırlara sınırlara da göz dikersiniz. Şimdi Fırat'ın arz-ı olarak bu camianı yani Siyonist camianın elinde, eline geçmesi ve elinde kalmasını garanti edecek sınırlar nereden başlıyor? Horos dağlarından başlıyor. Horos dağları İran'da Zagros dağlarıdır. İran İran'a kadar uzanır. İran'da Zagros dağlarıdır. Ben size söyleyeyim. Basra Körfezi'nden başlıyor. Çünkü Zagros dağları Basra Körfezi'ne kadar uzanıyor. Zagros dağlarından çizgiyi çekiyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra bizim Toros dağlarından ta Antalya'ya kadar. Tamam mı? Ta Antalya'ya kadar. Çünkü Toroslar biliyorsunuz Batı Toroslar olarak hatta şeye kadar... Aslında uzanıyor. arz mevut deyince o zaman kadar küresel uzanıyor. dünyayı ele geçirmek olarak da anlaşılabilir. Dünyanın o göz bebeğine göz dikmek. Neden? Hı. Çünkü petrolün, doğalgazın Efendim e, ve birçok yeraltı kaynağının bulunduğu bölge... ...Mezopotamya gibi, Anadolu toprakları gibi son derece verimli topraklar. Geliyoruz Nil. Nili nasıl elinizde tutacaksınız? Nil'in bu yakasını diyelim ki şeyler Siyonistler ele geçirdiler. E, Nil'in öbür yakasındaki Arapları ne yapacaksınız? Tabii Sahra'nın derinliklerine kadar bölgeyi elinizde tutmanız gerekir. Nil'i elinizde tutabilmeniz için ve Habeşistan'a kadar inmeniz gerekir. Hı hı. Bu ne demek? Mısır ortadan kalkacak demek. Sudan ortadan kalkacak demek. Şey Libya'nın doğusu, Bingazi vesaire petrolü oralarda biliyorsunuz. O bölge komple ortadan kalkacak demek yani. Libya petrollerinin yüzde %60'ı Bingazi'de, %40'ı Trablus tarafında. Bütün buralar elden e, ortadan kalkacak demek. Eğer siz arz mevcut diye bir iddiada bulunuyorsanız bir kere bu ülkelerin hiçbirinin ayakta durmaması gerekir. Bunların bölünmesi gerekir. O zaman bizim de ne yapmamız gerekir? Az mevcutçulara karşı hem safları sıkılaştırmamız lazım, hem bilimi öncelememiz lazım, ilmi önce şey fenni öncelememiz lazım. Elbette ki milli ve manevi değerlerimize bağımlı olacağız, bağlı olacağız. Milli ve manevi değerlerimize gereken yatırımı yapacağız biz. Elbette ki çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize Son derece sadık bir şekilde yetiştireceğiz. Onlar zaten tartış, tartışılmayacak bir şey. Tartışılan konu burası. Türkiye'nin uyguladığı dış politika. Ben Türkiye'nin uyguladığı dış, dış politika yüzde yüz doğru demiyorum. Ama baktığımız zaman Türkiye kendi bekasını garanti altına alacak adımların tamamını neredeyse atan bir ülke şu anda. Evet, ne belki, kadar elektrikte listirsin. da karşı, e, biz hilafeti getirmeliyiz. Yani ben şunu söyleyeyim hilafetin gelmesinin İslam dünyasına faydası olur zararı olmaz. Hı hı. Ama bu artık konsensüslü olur. Türkiye'nin tek başına alacağı bir kararla olmaz. Oturacaksınız Arap dünyasıyla anlaşacaksınız. Türk dünyasının geri kalanıyla anlaşacaksınız. Endonezya, Malezya, Pakistan ve Bangladeş gibi İslam dünyasının en kalabalık hı hı. ülkeleriyle oturacaksınız, anlaşacaksınız. Belki bu seçimli olabilir. Belki başka bir yol ile olu usullü olabilir. Bütün bunlar üzerinde konsensüs sağlanacak, uzlaşma sağlanacak. Ancak ondan sonra mümkün. Peki Ayasofya'yı nasıl açabiliriz hocam? Yani hilafette konsensüsle getirebiliriz. Evet. Ayasofya'yı nasıl açabiliriz? Şöyle Ayasofya'nın ibadete açılması zor değil, açılabilir. Aha. Ee, açılır. Yani ya. bir konsensüse gerek yok mu orada? Şöyle söyleyeyim ben. Ayasofya Türkiye'nin iç işi. Hilafet Türkiye'nin iç işi değil. Hı hı. Hilafet bütün dünyasını ilgilendiriyor. Ayasofya Türkiye'nin iç işi. Yani Ayasofya İstanbul'da bir cami. Hı hı. Sonra da müze haline getirilmiş bir cami. Hı hı. E, bir kısmında da namaz kılınıyor zaten. Hı hı. E, bugünün teknolojisiyle Ayasofya'yı ibadete açmak... Yani giden görmüyor hocam. O İlk... namaz kılınan yer nerede hocam? Yani... Solda, yani ileride solda. Şimdi yani bugün... Mescitte? <laughs> e, şey yok yine ana binanın içinde solda. E, Sütunların ilerisinde solda eee namaz kılınan yer. Yok var. hocam. Ya yani Ayasofya'nın içerisine girdiğiniz zaman o e, ibadet yapılacak yeri görmeniz mümkün değil. Yani ana kapısından girdiğiniz zaman ibadet yapılan yeri görmeniz mümkün değil. O şeyden Topkapı Sarayı tarafından e, küçük bir mescit yapmışlar orada. E, yine, yine binanın içinde. O. Ha binada, binada tamam binada, binada giriş, ama. Giriş, yo, yo, şeyden de girebiliyorsun ana kapıdan girdiğiniz zaman biraz çarpıyorsun şey sağa sola doğru yönelip biraz yürüyorsun. Gire içer, içeriden de Ben gir, gördüm. Ben gördüm. Ha içeriden de giriş veriyor mu yani Oraya. Yani ben gördüm şöyle. Ha, ben, e, ben gördüm. Orada namaz kılan insanları gördüm onu. Hayır, ben, tabii ki gördük de ama ben o dışarıdan girişten girdim ha, ben. onu şöyle cemaat rahat etsin diye rahatça girip çıksın diye şey yapmışlardır. İçeriden de verilir. Yani bunlar çok kolay şeyler. Hı -hı. Bir e, şeyi Ayasofya gibi bir camiyi ibadete açmak. Çok güzel sistemler geliştirirsiniz. İbadet esnasında oradaki efendim mozaikler e, ibadete mani olacak. mozaiklerin üstü otomatikmen kapanır, Hı -hı. tekrar açılır. Mesela ibadet saati bittikten sonra tekrar açılır, tekrar kapanır vesaire. Yani bunlar kolay şeyler. Hani orası aynı zamanda da müze olarak değer, değer, görüldüğü için. Yani arz-ı mevut planları kuranlar Ayasofya'yı ibadete açmanıza rıza gösterirler mi? Bence Ayasofya onlar için şey e, teferruat. Teferruat mı? Evet, o zaman tamam. Kısa bir reklam arası vereceğim hocam. Bir soluklanalım da istiyorum. Reklam arasının ardından devam edeceğiz. İstanbul'da konuşacağız. Ama bu konular da önemli. Hatta hocama şunu soracağım. Hilafeti İngilizler istedi. E, Mustafa Kemal kaldırdı. Cümlesini söyleyeceğim. Ve hocam nasıl cevap verecek? Ben de reklam arasının ardından merak ediyorum. Pazar manşetine reklam arasının ardından Profesör Doktor Recep Bozdoğan'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizi yazmak için yönetmen arkadaşımız İsmail Aydın'ın Ekrana verdiği iletişim bilgilerini, YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarını rahatlık ve kolaylıkla bize ulaşmak için kullanabilirsiniz dedikten sonra. Reklam arasına giderken kritik bir yerde kalmıştık aslında hocamla. Onu birazcık daha ee, sormak istiyorum hocama. Çünkü niye 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılındayız. 100. yılının olduğu gündeyiz. Ya bugünü de nasıl tercih etmişler onu da ben birazcık anlamakta zorluk çekiyorum hocam. Yani böyle senkron tutar mı yani tarihsel olaylarda 19 Mayıs 1919 mu yoksa hakikaten bu işlerde de bir şey var mı? Bir e, halkla ilişkiler çalışması var mı? Yani şundan dolayı soruyorum bunları. Yani en azından zihinlerde soru işaretleri varsa e, kaybolsun diye işte 9'u 5 geçe. 19 Mayıs 1919 ya da 23 Nisan 1920 29 Ekim 1923 gibi Sinden soruyorum var mı yoksa hakikaten bunların hepsi tevafuk mu şöyle yani 23 Nisan'da 29 Ekim'de bir şey yok böyle merak uyandırıcı bir şey yok tarihi olarak hı hı. 23 Nisan 1920 Hı hı. Yani orada sadece ikiler ortak, hı hı. onun dışında ortaklık yok. Ortaklık yok. yok. Tabii ki. 29 Ekim için de aynı şekilde, 29 Ekim 1923, baktığın zaman 2 ve 9'da bir ortaklık var, hı hı. o kadar başka bir şey yok. Ama 19 Mayıs 1919'a baktığımız zaman, 3 tane 1, 3 tane de 9 var, 19, hı hı. 19, 19, 19, o şekilde. Bu tevafuk mudur yoksa efendim gerçekten bilinçli bir PR çalışması mı, halkla ilişkiler çalışması mı? Doğrusu ben bilmiyorum. Hı hı. Bilmediğim şey hususunda görüş beyan etmem doğru değil. Sadece tahminde bulunan Ama tartışılıyor değil mi hocam bu? Yani bunu bir değişik kesimler tartışıyor işte Atatürk'ün hayatında 19 rakamı vesaire. Hı hı. Yani olabilir. Bir takım şeyler olabilir. Yani bunun başka bir takım boyutları da olabilir. ona hani ben olmaz diyemem kesinlikle. Fakat şu var. Her şeyi kendi şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. Anokranik bakmamak gerekiyor. Ee, şimdi Mondros mütarekesi olmuş. Hı hı. 1918'de Sevr e, görüşmeleri başlamış. Efendim nihai barış antlaşması dedikleri aslında Türk milletini perişan ve Osmanlı Devleti'ni de yıkma antlaşması baktığımızda. Sevr antlaşması. Dertleri Türk milletini perişan etmek hı hı. ve bir daha asla ayağa kalkmayacak şekilde... Osmanlı Devleti'ni de perişan hale getirerek İslam dünyasının son büyük devlet olan Osmanlı Devleti'ni tamamen hı. ortadan kaldırmak şey bu, dertleri bu yani. Dolayısıyla o e, şartlar altında yapılan bir şey bu. Görevlendiren Osmanlı Sultanı 6. Mehmet efendim yola çıkacağı tarih belli. Samsun'a varacağı tarih belli. Hepsi baştan planlı. Planlayan da Osmanlı Devleti'nin yöneticileri. Çünkü Osmanlı büyük bir devletiydi. Bakın 1400'lerde, 1500'lerde tutulan o kadı sicillerine bir bakın. O efendim defterlere, kayıtlara bir bakın. Hala daha biz Türkiye Cumhuriyeti olarak o kadar profesyonel bir şekilde ciddi kayıtlar maalesef tutamıyoruz. Hala daha. Osmanlı büyük bir devletti. Büyük devlet olduğu için zaten 623 yıl yaşadı siz milli mücadeleyi başlatmak üzere bir komutanı Anadolu'ya göndereceksiniz. Öylesine göndermezsiniz. En ince ayrıntısına kadar hesabınızı yaparsınız. Bütün şartları ve ihtimalleri göz önünde bulundurursunuz. Ona göre yola çıkarırsınız. Yani geminin izleyeceği rotadan varacağı limana kadar niçin Samsun limanı da Sinop limanı değil? Niçin Samsun limanı da Ordu limanı değil, Trabzon limanı değil bakın. Tüm bunların hesapları yapılmıştır. Osmanlı Devleti. Ama hocam tarafına. doğru da yani sizin anlattığınız bize tarihte ise sizin derken yani hocalar evet, anlatmıyorum tarih hocalar anlatıyor. Hayır, yani ama siz de işte biz okuyoruz sadece. Yani, yani ben sabah da evet. mesela bir e, hatta herhalde Halil Şevgi'nin kızı, eski Sağlık Bakanlığı'nın kızıydı zannedersem. Yani önünde profesör doktor yazıyor. E, yani e, sanki böyle e, ilkokulda e, çocuklara ...tarihi anlatıyor gibi e, anlatıyor. Yani işte Gazi Mustafa Kemal İstanbul'dan yani zor bela yola çıkılabilen bir bandırma isimli neredeyse battı batacak ve güvensiz ve acemi bir kaptanın eşliğinde Karadeniz sularına açılmış ve işte zor bela Samsun'a ulaşmış bir şey gibi anlatıyor ki böyle anlattılar biz öyle değil mi? Yani yani tarih boyunca şeyde eğitim hayatım boyunca hep bunları dinledik. Bunları böyle dinledik öyle yani. Yani. değil. Öyle değil. Öyle değil. Yani şimdi siz ise Osmanlı büyük bir devletti. Planlı, programlı bir şekilde hatta şimdi ondan da şunu anlıyorum. Yani o işin 19 Mayıs 1919'a denk gelmesi bile aslında planlanmış bir çalışma gibi anlıyorum mesela sizin söylediğinizde. 19 Mayıs İlla 19 Mayıs 1919'a denk gelecek demiyorum ben kesinlikle. Hı hı. Çünkü e, siz bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve bu yolculuk esnasında denizde sizin başınıza ne geleceğine dair bütün şartlara hakim olmadığınız için hı hı. emin hareket edemezsiniz. Ama geminin muhtemelen hangi tarihte oraya varacağı bütün bunlar hesaplanmıştır, denmiştir. Efendim rota mesela nasıl çizilmiş? Gündüz nereden gidecek, gece nereden gidecek? Niye çünkü gündüz devriye gemileri var İngilizlerin devriye gemileri var bakın. Bunlar şey önemli Karadeniz'de devriye gemileri var. Dolayısıyla onlara yakalanmamanız gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? İşte efendim sahile uzak mı seyredeceksiniz, yakın mı seyredeceksiniz? Gece peki sahile yakın mı seyredeceksiniz, uzak mı seyredeceksiniz? yakın seyredeceksiniz, ne yakınlıkta seyredeceksiniz. Geminin çünkü kayalıklara, evet Karadeniz'de ada yok ama kayalık yerler var. Efendim yer yer sığ yerler var. Oralara efendim çarpıp geminin batmaması falan filan. Bütün bunlar hesaplanmıştır. Bu şekilde yola çıkılmıştır yolda diyelim herhangi bir devriye gemisine rastlandığı zaman gemi nasıl rotasını değiştirecek, dönüştürecek? Siz milli mücadeleyi başlatacak olağanüstü yetkileri haiz bir komutanı gönderiyorsunuz. Onu batmak üzere olan bir gemiyle göndermezsiniz. Bir, ona efendim hadi rotanı sen kendin belirle demezsiniz. İki, neden? Çünkü Atatürk bir kara komutanıydı. Denizci değil. Denizci değil idi. Dolayısıyla e, kimsenin dikkatini çekmeyecek mütevazı bir gemiyle gönderirsiniz. Bu bir. Büyük bir gemiyle gönderdiğiniz zaman dikkat çeker. Onun için mütevazı bir gemiyle göndermeniz gerekir. O gemiyle gönderiyorsunuz. Fakat geminin her türlü bakımını yaptırırsınız. Geminin her türlü bakımı yapılır. Gemi sefere hazır hale getirilir. İstanbul'dan hareket gizli tutulur vesaire. Boğaz geçişlerinde ona göre çünkü Boğaz'dan geçmek de kolay değil. İngilizler, Fransızlar her tarafı işgal etmişler. Onların gemileri, memleleri her taraftalar. Dolayısıyla... Onların her kontrolünde gitmiş olma ihtimali yok mudur hocam? Yani çünkü şu, Hı. şimdi ben reklam arasına giderken de bir soru evet. da sordum aslında size. Yani mesela hilafetin kaldırılması e, Lozan Anlaşması'yla beraber geliyor ve bir ölçüde İngilizlerin talebi doğrultusunda e, e, hilafetin kaldırıldığına dönük bir anlayış var. E, bu anlayış da aslında zihinlere de oturuyor Şöyle oturuyor Çünkü İngilizlerin işte lozan anlaşmasını bir yıl sonra imzalamış olması Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında e, anlaşmanın bir tarafı olmamasına rağmen halen daha anlaşmayı imzalamadığına dönük, bazı değerlendirmeler. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde yani Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Samsun'a giderken yaşadığı hikaye. Sadece Samsun'a indikten sonra bile gittiği güzergah ki hepsinin planlı olduğunu söylüyorsunuz siz. Yani Amasya, Erzurum, Sivas ve oradan Ankara'ya yaptığı bir seyahat. Şimdi bunun bile planlanmış olması yani İngilizlerle bir bağlantının Olma ihtimali yok diyebilir miyiz? Yoksa hakikaten İngilizlere rağmen e, verilmiş bir mücadele mi? Şimdi İngilizler derken de tabii şimdi izleyiciler için e, şunu da vurgu yapalım. Yani o yıllarda Amerika yok. E, bugünün Amerikası o yıllarda İngiltere. İngiltere evet. Bakın 1919 ayrı, 2023 şey 1923 ayrı, 1924 ayı. Üç farklı tarihten bahsediyoruz. Hı hı. 1919 ile 1923 arasında 4 sene var. Efendim. 24 ile de 5 sene var. Çok sular mı aktı diyorsun? Tabii ki çok sular aktı. Anadolu'ya görevli olarak gönderildiği kesin. Zaten bunda bir beis yok. Hı hı. Onun için zaten Anadolu'da gitti her yerde. Çok büyük bir hüsnü kabul görüyor ve herkes itaat ediyor. Hı hı. Neden çünkü? Görevlendirme var. Hı hı. Efendim. Şimdi ondan sonra İngilizlerle ne tür şeyler oldu, görüşmeler oldu vesaire onları ben bilmiyorum. Hı hı. Yani bilmediğim konu hakkında görüş beyan etmem doğru değil. Ama zaman içerisinde İngiltere'nin de politikalarını değiştirdiğini biliyoruz. Lord Curzon o zamanki İngiltere Dışişleri Bakanı barış görüşmelerinde Almanya ve Fransa birbirleriyle bu şekilde çekişiyorlar. Birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Fransa Almanya'ya mümkün olduğu kadar çok zarar verilmesini istiyor. Versay antlaşmasıyla Almanya'nın bırakın 100 bin kişilik ordu tutmayı asla ordusunun olmaması gerektiğini vesaire şey yapıyor. Ren'in batısını tamamen Almanya'dan koparmak istiyor. Çok ağır savaş tazminatı istiyor. Efendim Dünya kadar kısıtlama getirilmesini istiyor. İngiltere ise istemiyor. Oysa İngiltere Almanya ile savaştı. Almanya'nın elinden çok büyük zararlar da gördü. Yüzlerce gemisi battı Atlas Okyanusu'nda İngiltere'nin. Baktığımız zaman, efendim Alman taarruzları sonucunda. Lord Curzon'a soruyorlar, diyorlar ki, efendim bu nasıl bir iştir? Dostlarımız, düşmanlarımız birbirine karıştı. İngiltere'nin dostu kim, düşmanı kim belli değil. Çünkü İngiltere Almanya'yı kollamaya başladı. Kendisiyle beraber savaşa giren Fransa'yı yüzüstü bırakıyor. Lord Curzon ne diyor? İngiltere'nin dostu da yoktur, düşmanı da yoktur. İngiltere'nin menfaatleri vardır. Artık güçlü Fransa, İngiltere'nin menfaati değil. O zaman ne yapacak? Fransa'yı Avrupa'da oyalayacak kadar e, ayakta kalan bir Almanya'ya ihtiyacı var İngiltere'nin. Fransa'yı dengeleyecek kadar. Onun için İngiliz milleti siyaseti çok iyi bilir. Menfaat hesaplarını çok iyi bilir. Bir anda 180 derece manevra yaparak adeta gemilerin tornistan yapması gibi efendim bir günün önce söylediğinin tam tersini bir gün sonra söyleyebilir. Bu İngiliz mahareti. Onun için 4 yılda 5 yılda köprülerin altında çok sular geçer. Ama işte bu batılıları böyle anlatıyoruz zaten. Amerikalılar da bütün elmalara aynı şeye koymuyor. Sepete koymuyor. İngilizler yani, daha mahir. He? İngilizler daha mahir. Ya yani o Türklerin aklı ne? Yani evet. bu Türkler nerede hocam? Yani şimdi niye bizdeki o mahirlik yok? Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi her milletin bir takım özellikleri vardır. Hı hı. Mesela bizim özelliğimiz biz, ne? Biz biraz Ruslara benzeriz. Ruslar bize benzer. Duygusalızdır. Hı hı. Duygusal olduğumuz için de ani kararlar alırız ve sert tepkiler gösteririz. Uçak düşürme hadisesine bakın Rusya'nın gösterdiği tepkilere. Tam klasik Türk tepkisi. Yani biz çünkü kendimizi biliyoruz. Biz de duygusalız. Bizim de uçağımız düşürülmüş olsa e, gazeteler manşet atar. Orduyu hazırlayın vesaire diye. Yani böyle bir Ama şey. Ama Türk bayrağını yakmadılar evet. mesela. Ruslar çıkıp da Moskova meydanında, evet. Kremlin'de e, şeyi yakmadılar Onu yani. Onu Kızıl Meydan'da... Küçük milletler yapar, büyük milletler yapmaz. Ama mesela bizimkini düşürseydi, e, biz e, düşürseydi Ruslar mesela biz yapardık mesela. Biz şöyle biz biz de yapmazdık. Yok bizde şey vardır. Biz de büyük bir milletiz. Hı hı. Şimdi dünya tarihinin gördüğü birkaç tane büyük millet var. Hı hı. Bunlardan biri de biziz onu söyleyeyim ben. Şimdi Ruslar bize benzerler. Duygusaldırlar. E, ani kararlar alır, aceleci tepkiler gösterirler. Almanlar kısmen bize benzerler. Birazcık daha serin kanlıdırlar. Ama asıl serin kanlı millet e, İngilizlerdir. Millet olarak serin kanlıdırlar. İngilizlerin içerisinde aceleci tipler yok mu? Pimpirikli tipler yok mu? Var. Ama devlet yönetimi açısından baktığımızda İngiliz tarihi alınan serin kanlı kararlarla doludur. Ve alınan bu kararlar da İngiltere'yi büyük ölçüde zafere taşımıştır. Hı hı. Fransa karşısında zafere taşımıştır. Almanya karşısında zafere taşımıştır. İspanya karşısında zafere taşımıştır. Çoğu zaman Osmanlı karşısında da zafere taşımıştır. Diğer milletler karşısında da büyük ölçüde zafere taşımıştır. Ya bu millet hiç mi yenilmedi? Yenildi işte. Mesela Kürtül Amare'de bize yenildiler. E Çanakkale'de bize yenildiler baktığımız zaman. Başka şu anda aklımıza gelmeyen ama e, bizimle mücadeleye girip de e, kaybettikleri veya kazanamadıkları yine birçok şey vardır efendim. Ya da mücadele da İngilizlerin vardır. İngilizlerin girdiği savaş var mı diye sorsak? Da, o da enteresan. Var tabii canım. Çok, çok savaş. İngiliz var tarihi mı? savaşlarla doludur. Yani şeyden Kendilerinin 15, bizzat girdiği 1588 tabii ki İspanya ile e, Yenilmez Armada İspanyolların Yenilmez Armadasıyla 1588'de Kuzey İngiltere'de e, efendim Kuzey Denizi'nde daha doğrusu yaptıkları savaşı kazanmışlardır. Ha iklimin çok İngilizler bizzat girmişler mi hocam? Tabii ki, tabii ki İngiliz donanması. Şey, mesela bu 2. Dünya Savaşı'nda da yani İngilizler savaşa giriyor ama İngiliz var mı orada bilmiyorum ya da sömürgelerinden getirdikleri ortaya çıkıyor sürekli. yok olarak. öyle. Ya da İngiliz... işte Çanakkale Savaşı'nda da mesela Anzaklar kim o zaman? Yani İngilizler nerede orada? Ama getirilen anzaklar İngilizlerin torunları zaten Avustralya ve Yeni Zelanda'dan getirilen beyaz tenli insanlar. Oranın Maorileri veya şeyleri değil, Aborjinleri değil. Hı hı. Maoriler ve Aborjinler oran olarak da zaten nüfus içerisinde çok küçükler. O zaman da azınlıktalar. Dolayısıyla İngilizlerin torunları yani bir devlet hiçbir zaman savaşa girmeden Britanya İmparatorluğu gibi bir imparatorluk kuramaz. İngilizlerin savaşa girdiği bir dünya kadar savaş var. Kırım Savaşı'nda bizimle birlikte yer aldılar. Kırım'a biliyorsunuz asker çıkardılar. Geçti konu Birinci Dünya Savaşı'nda kaç milyon İngiliz öldü? Bir, bak, bir bakılsın istatistiklere. Az değil yani. İkinci Dünya Savaşı'nda aynı şekilde. Bakıyorsun, Trafalgar Savaşı, İspanyol ve Fransız donanmasını İspanya açıklarında, Trafalgar açıklarında perişan ettiler, yendiler ve e, Trafalgar Meydanı'nın ismi oradan gelir. Aslında İspanyolca kelimedir Hı -hı. Trafalgar baktığımızda. Öbür tarafta mesela Yenilmez Armada, işte Amerika ile savaş... Trafalgar dönüş. Meydanı Londra'daki meydan. Londra tabii, İspanya'daki Trafalgar Hı -hı. burnundan daha doğrusu gelir. Hı -hı. Efendim orada Kale Male var vesaire, onun açıklarında Fransızlarla İspanyolların Birleşik Donanmasını... Tra İngiliz donanması sayıca daha küçük olmasına rağmen yenilgiye uğratmıştır. Neden yenilgiye uğratmıştır? O zamanki İngiliz şeyi donanma komutanı o aslında bir donanmanın kolu yani donanmanın tamamı da değil. Donanma komutanı farklı bir savaş taktiği denemiştir. Tamam mı? Ne yapmıştır? Donanmayı ikiye bölmüştür. İki ayrı kol halinde rakip donanmaya e, 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 saldırmıştır. Ama rakip donanmaya yaklaştıklar zaman toplarını ateşleyebilmesi için donanmanın 90 derece manevra yapması gerekir. Şimdi tek kol halinde gittiğinizde sizin 90 derece manevra yapmanız uzun zaman alır. Arka arkaya dizilmiş 40 tane gemi düşünün veya 50 tane gemi düşünün. Ama ikiye böldüğünüzde 20 şerli gemiler manevra yapmanız ne yapar? Kolaylaşır. Siz dolayısıyla Fransız ve İspanyol gemilerinden daha kolay mevzi, mevziğinizi alıyorsunuz ve onlardan önce toplarınızı ateşlemeye başlıyorsunuz. Şeyin Trafalgar Savaşı'nın kazanılmasının altında yatan temel taktik budur. 1588'deki savaşın kazanılmasının altında yatan temel taktik de İspanyol gemilerinin efendim Kuzey Denizinin şiddetli rüzgarlarına efendim e, dayanacak tarzda inşa edilmemesi. Okyanus, okyanus tipi gemiler ama Kuzey Denizinin o şiddetli rüzgarlar çünkü o gemiler ok okyanusun ılıman kuşağında hareket eden gemiler. Oysa saldırdığınız mevsime bir bakın İngiltere'ye. İngilizlerin sizi çektiği yere bir bakın ve oradaki o güçlü fırtına İngilizler hemen e, efendim e, en yakındaki korunaklı limana sığınıyorlar. Siz sığınacak limanınız yok. E, Kuzey Denizi'nin ortasındasınız ve fırtınaya tutuluyorsunuz. Gemilerinizin önemli bir bölümünü fırtına batırıyor. Ondan sonra siz saldırıyorsunuz ve yenilmez armada denen şeyi e, efendim e, filoyu Perişan ediyorsunuz. Zaten İspanyol altın çağının bitişidir. Ondan sonra sömürgecilikte İngiltere dönemi başlıyor. İngilizler İspanyol sömürgelerine saldırmaya başlıyorlar. Hem kendileri kendi sömürgelerini genişletiyorlar bir taraftan diğer taraftan da İspanyol Peki, sömürgelerine. Peki günümüzde sömürgeci devlet kim hocam? Hepsi. He? Yani bütün gelişmiş devletler sömürgecidir. Yani gelişmiş devletler, Türkiye'yi gelişmiş devlet olarak görmüyorsunuz o Türkiye şu anda... Yani o İspanya'dan alan İngiltere, İngiltere'den alan Amerika, bugünkü küresel dünyada... Şöyle, dünya şu anda paylaşılmış durumda. Zaten Amerika ile birçok ülke arasındaki, sömürgeci ülke arasındaki e, mücadele. Mesela Paris'te patlayan bombaları düşünün. İşte Fransa'nın sahil kasabalarında, şehirlerinde patlayan bombaları düşünün. Burada nasıl bir mücadele var? Amerika Fransa'ya diyor ki Afrika'yı boşalt. Afrika'yı bana ver. Mı? niye çünkü Fransanın artık Afrika'yı elinde tutacak askeri gücü yok, ekonomik gücü yok. Amerika'nın var. Amerika'nın yani bu şekilde Fransa'yı tehdit edecek gücü var. Fransa bunda direniyor. Bakın Amerika'nın izni olmadan ne yaptı? Libya, Libya'da inisiyatif üstlendi Fransa. O zaman şey vardı. Sarkozy vardı devlet başkanı. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam Fransız işte uçak gemilerinden kalkan şeyler, savaş uçakları Libya'yı bombaladılar. Şeyden Charles de Gaulle vesaire onlardan işte. Veya işte Fransa'nın güney sahillerinden, Korsika'dan falan. O, bu aslında Fransa'nın Proaktif bir hareketiydi. Amerika'nın çok rıza gösterdiği bir hareket değildi. Neden çünkü Libya, Fransa'yı terk edilemeyecek kadar kıymetli bir devlet. Libya'yı niye Fransa'yı terk edecekmiş? Amerika böyle düşündü kendisi. Afrika'nın zaten yüzde kırkı Fransızların elinde. Efendim, bu olay zaten şeyin fitilini ateşledi. Amerika-Fransa ilişkilerini de gerilime yol açtı. <laughs> Ondan sonra da. Efendim Trump gibi bir şey başa gelince devlet başkanı Amerika'da başa gelince Amerika Pentagon üzerinden gizli planlarını uzun zamandır hazırladığı planları daha hızlı bir şekilde devreye sokmuş oldu. Bataklan saldırısının altında yatan şey bu. Efendim sahil şehirlerinde insanların arasında işte kamyonların, tırların, mırların işte otobüslerin dalmasının sebebi bu. Ya da işte Paris'te patlayan diğer şeyler bütün bunlar Amerika'nın Fransa'ya vermiş olduğu gözdağı. Diyeceksiniz ki ne olacak yani orada bomba patladı öbür tarafta insanların arasına daldı veya otobüs. Bu çok mühim. Çünkü Fransa çok büyük turizm geliri elde eden bir ülke. Bakın Paris'in verilerine bir bakın. Bıçak gibi kesildi. Çok aşağılara düştü Hı. turizm gelirleri. Charles de Gaulle havalimanına inen kalkan uçaklar. Oralardan ciddi siz gelir elde ediyorsunuz. Çok ciddi. Tutup Fransa ile savaşacak haliniz yok. O zaman ne yapacaksınız? Fransa'yı bir şeylere zorlayacaksınız. Ve bunlar şeydir aslında ön mesajlardır. Bakın. Burada benimle anlaşmazsan sana şunu yaparım, sana bunu yaparım. Ki geçmişte Amerika Ruanda bölgesini Fransa'dan aldı biliyorsunuz. Ruanda bölgesi Fransa'nın sömürgesiydi. Şimdi oranın efendisi şey oldu. Ruanda, Burundi vesaire oralar Fransa, Amerika oldu. Dolayısıyla Amerika ile Fransa arasındaki şey sömürgecilik rekabeti devam ediyor. Amerika bir müddet sonra İngiltere'yi hedef tahtasına koyacak. Zaten yavaş yavaş koydu. Çünkü neden? Orta Doğu İngiltere ile paylaşılmayacak kadar şey bir yer. Evet, yani bir yer her yer. Orta Doğu'da taşlar yeniden karılırsa bu Hı. defa İngiltere ile Amerika karşı karşıya Orta Kesinlikle. Doğu'da gelecek. Ama Kesinlikle. bir de tabii e, Türkiye'nin de masada olacağını bence unutmasınlar tabii ki. derim. Tabii Çünkü ki. şu her ne kadar biz bazen e, İslam coğrafyasını okuyup İslam coğrafyası ile ilgili haberleri okuyorsak da bu buradan gelen haberlerin tamamını yabancı ajanslar üzerinden okuyoruz. Ma Maalesef e, kendi uzmanlarımız, kendi gazetecilerimiz, kendi e, muhabirlerimiz bölgede yok. Evet. Bölgede olmayınca yani Reuters ne yazdıysa, Washington Post ne yazdıysa, AFP, Afp ne Neyi yazdıysa, ay aynen öyle. Evet. E bunların yazdığı haberler üzerinden okuyoruz. O yüzden de ben şunu rahatlıkla söyleyeyim: Türkiye Cumhuriyeti devleti de Orta Doğu'nun tam göbeğinde var ve var olmaya devam edecek. Evet. O yüzden de İslam coğrafyasında bir hesap yapanlar, plan kuranlar ya da o İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Arzu Mevut dedikleri, benim tam anlamlandıramadığım hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarında bilecekler ki bir Türkiye, bir Ankara ve İslam dünyasına liderlik yapan bir Erdoğan fotoğrafıyla her an karşılaşabilirler. O yüzden. Önce Erdoğan ortadan kaldırmalar lazım. Türkiye'yi içe döndürmeler lazım ki o İslam coğrafyasında İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya ya da başka devletler kendi aralarında o Birinci Dünya Savaşı yıllarında olduğu gibi kendi aralarında bir paylaşım sergileyebilsinler. Benim de tezim bu. Bilmiyorum katılır katılmaz. Sizin, sizin, sizin tezinize zaten katılıyoruz. Onu da zaten biliyorsunuz program başında ifade ettik. Türkiye'nin şu anda bulunduğu duruş Türkiye bu riskleri gördüğü için, bu ihtimalleri gördüğü için hızla silahlanıyor. Savunma sanayisini geliştiriyor Türkiye. S400'den Türkiye'nin vazgeçmesi e, mümkün değil. Niye çünkü karşınızdaki ülkeler şimdi onların bir şeyi var tabiri var haydut devlet diye. Hı hı. Ben de onlara diyorum ki serseri devlet. Bunlar serseri devlet. Bunlar ne yapacağı belli olmaz. Ben yani bu hani Batı'da o koca koca devletler var ya, onlar serseri devlet. Onlar onların ne yapacağı belli olmaz. S400 bu açıdan çok önemli. Çünkü S-400 denen silah sistemi Amerika'nın bütün görünmeyen uçaklarını ve diğer hava taşıtlarını vurabilecek kabiliyette. Bunu geçtik füzeleri de vurabilecek kabiliyette. Dolayısıyla böylesi bir silah sisteminin Türkiye'ye gelmiş olması Evet Rusya'nın dünya kadar işine yarayacak. Yarıyor da zaten. Şimdi bütün dünyada S-400 adeta bir moda haline geldi. Türkiye'nin S-400'de ısrar etmesi ve Batı dünyasının da buna karşı çıkması dolayısıyla. Rusya birçok ülkeden S-400 işte heyetler geliyor, siparişler alınıyor vesaire. Ciddi anlamda bir şey savunma sanayi açısından kendi reklamını da yaptı Rusya. Öbür taraftan Türkiye'yi yanına çekiyor falan. O da ayrı bir hesap içerisinde ama Türkiye şu anda doğru. Onun için Suriye'deyiz. Onun için Suriye'de asker bulunduruyoruz. Onun için gemilerimiz Doğu Akdeniz'de efendim hem tatbikat yapıyor hem petrol doğalgaz arıyor. Hı hı. Onun için Irak'ın kuzeyinde Türkiye baya bir bölgeyi elinde tutuyor şu anda. Eskiden orada biliyorsunuz bir iki tane uyduruk üs vardı. Başka da bir şey yoktu. Türkiye sanırım şu anda Doğa, şey, Kuzey Irak'ta Rodos Adası kadar Rodos Adası büyük bir adadır yani bizim büyük ada gibi değildir. Rodos Adası kadar aşağı yukarı toprağı elinde tutuyor Kuzey Irak'ta. Ve her an Kuzey Irak'ın içlerine doğru ilerleyebilir. Bu kabiliyete de sahip. Bu nedenle sizin söylediklerinize ben canı gönülden ya katılıyorum. Ya da Sudan'daki e, ada denilen. Evet o Suakin adası efendim orada tabii ne olacağı belli değil şu anda. Çünkü yönetim değişti. Dolayısıyla elbeşir gitti yerine gelen insanlar anlaşmaya ne kadar sağ, sadık kalırlar. Çünkü antlaşmalarda siz de biliyorsunuz ki iki devletin efendim e, tek taraflı olarak iptaline e, imkan tanıyan maddelere sahiptir yani bütün antlaşmalar İnşallah orada bir şey olmaz. Ama tazminatı yok mudur hocam yani? Yani Şu, var tek taraflı olarak iptal edebilirsiniz. Adamın kendi toprağı zaten. Hı -hı. Yani adamın kendi toprağı olduğu için inşallah öyle hükümler vardır. Hı -hı. Çünkü bunlar gizli şeyler biliyorsunuz. Baktığınızda Hı -hı. bu tür hükümler gizli oluyor. İnşallah vardır. Ben olmasını ümit ederim o oranın Türkiye'nin elinde olmasını ümit ederim. Çünkü orası aynı zamanda bizim atalarımızdan kalan bir miras, Suakin Adası. Hı hı. Türk eserleriyle dolu, Osmanlı eserleriyle dolu, harap vaziyette. Onların hem ayağa kaldırılması hem Kızıldeniz'in orta noktasıdır orası biliyorsunuz. Çok önemlidir. Baktığımız zaman batı sahillerinin orta noktasıdır Suakin. Efendim o açıdan çok önemli. Üçüncüsü de Sudan'ın dünyaya açılan iki limanından biridir. Port Sudan. Oraya da Türk Hava Yolları biliyorsunuz artık İstanbul Port Sudan seferlerine başlıyor yakında. Diğeri de Suakin'dir. Suakin biraz daha küçüktür, gözden uzaktır. O açıdan Türkiye için de daha iyiydi doğrusu. Evet. Aslında Pakistan'da önemli, İran'da önemli, Irak'ta önemli, Suriye'de, Sudan'da önemli. Hocam şu getirdiğiniz kitaplara vakit de kalmadı ama bize Türk tipi dediniz, diktatörlük çıktı. Yok. Çıkmadı mı? Hayır, hayır, hayır. Öyle diyorlar hocam. Yok, şimdi onu söyleyenler var. Şimdi evet. onu söyleyenler var. Ee, şimdi Nasrettin Hoca'nın fıkrasını biliyorsunuz. Her söylenene kulak asmış olsak eşeğe binmek yerine eşeği sırtlamak gerekir. Hı hı. Tamam. Bu da güzel. Evet, evet. Bu e, şey Kayseri işi mi hocam bu? Yok, Nasrettin Hoca'nın fıkrası. Fıkrasını. Ben çok seviyorum. Yani Kayserilerin fıkrasını. anlattığı tarzda mı bu? bu. Türkiye'nin her tarafında anlatılıyor, A, anlatılıyor da mi? anlatılıyor ha. evet bu. Dolayısıyla şey şimdi şöyle Türk tipi başkanlık diktatörlük çıkmadı Türk tipi başkanlık Türkiye tipi çıktı hı hı. Efendim evet. çünkü... randıman alıyor muyuz hocam yani şimdi bunu mesela evet. siz şu Türk tipi başkanlık diye kitabı yazdığınız yıllar daha başkanlık sisteminin konuşulduğu evet. e, yıllarda evet. e, nasıl olur? Başkanlık olur mu olmaz mı yazdığınız ve bunu aslında ete kemiğe büründürdüğünüz bir çalışma. Evet. Türkiye için de model önerisi var. He, model önerisi evet. var. Şimdi geldiğimizde e, bugünkü fotoğrafta evet. evet benim zihnimdeki buydu mu diyorsunuz yoksa evet eksiklikleri var e, bazı yerlerine yine yontmamız lazım dediğiniz yerler var mı? Ben şöyle söyleyeyim. Benim zihnimde Türkiye'dekini zihnimdekiyle Türkiye'de şu anda uygulanan yarı yarıya birbiriyle örtüşüyor. Yarı yarıya benim zihnimdeki farklı. Yarı başkanlık yani yarı sizin başkanlığınız. yani benim kafamdaki sistemle mevcut sistemin benzerliği yüzde elli. Yüzde elli de farklılaşma var. Hı hı. Ben e, Türkiye'deki başkanlık sistemi e, başka bir parti ile uzlaşı halinde uzlaşıyla hayata geçirildiği için o partinin talepleri Hı hı. de anayasaya yansıdığından dolayı ben Türkiye'deki sistemin Türkiye'nin ihtiyacını tam olarak karşılayamadığını düşünüyorum. Hı hı. Bir kere e, şöyle söyleyeyim ben size. Yani Ne olacaktı mesela? Yani MHP'de bu başkanlık sistemine destek vermeseydi, AK Parti sadece kendisi geçirebilseydi bu sistemi bugünkünden daha farklı ne olacaktı? E, büyük parti küçük partiye mahkum oldu. Büyük parti, küçük partiye evet, mahkum evet, oldu. bu sistemde büyük parti, küçük partiye mahkum oldu. Benim kitapta önerdiğim şey şu: %50 artı biri almak kolay değildir. Yüzde elli artı biri almak kolay değildir. Bu e, zoraki ittifaklara yol açar. Tamam. Zoraki ittifaklar da kolay ayrılıklara yol açar. Hı hı. O zaman ne yapmak gerekiyor? Arjantin'deki seçim sistemini benimsemek gerekiyordu. Arjantin'deki seçim sistemi şu. Seçime giren, başkanlık için söylüyorum, e, adaylardan en yüksek oy alan aday yüzde %40'ı geçmişse, ikinci en yüksek olan a, oy alan aday da %30'un altında kalmışsa, yüzde %40'ı geçen başkan olarak seçiliyor. Arjantin'de böyle mi? Tabii. İkinci sistem şu, ikinci ihtimal, e, seçime birinci tura giren adaylardan bir tanesi yüzde %45'i geçmişse, Hı -hı. ikinci aday, %45'in altında olmak kaydıyla hangi oyu alırsa alsın birinci aday seçimi kazanıyor ve devlet başkanı oluyor. Bakın, Türkiye %50 artı 1 mantıklı bir şey değildi. Ben onu söyledim kitabımda. Yani Türkiye'de %50 artı 1'i alabilecek tek başına bir siyasi hareketin çıkması çok mümkün değil. Diyor. Çok mümkün değil. Çünkü neden? Hangi parti olursa olsun iktidarda kaldığı sürece yıpranır. Yıprandıkça oy kaybeder. Oy kaybettikçe Müttefik karar. Müttefik aradıkça ilkelerinden taviz vermeye başlar. Oldu mu? Yani iş yamalı bohçaya doğru gider. Ama hocam şimdi seçildi. Seçildikten sonra bugünkü sistemde MHP'ye herhangi bir şey kalması, kambur kalmasını gerektiren bir durum var mıydı mesela? Yoktu. Şu anda var mı mesela? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın var mı herhangi bir? Şöyle bakın iktidardaysanız, hı hı. iktidardaysanız, iktidar sizin adınızla ve partinizle anılıyorsa iktidarın iktidar olmanın kusuru kabahati sizin sırtınızda olur. Hı hı. İktidar olmanın bütün avantajları da küçükte kalır. Şu icabında küçük der ki ben uyardım, ben beni dinlemediler. Hı hı. Güzel bir şey olduğu zaman biz istedik de böyle oldu. Noktasına doğru gelinir. Bakın ben parti ismi vermiyorum. Hı hı. Ben işin doğasını, tabiatını anlatıyorum. Yoksa MHP'nin ismini verip. MHP'yi suçlama. AK hayır hayır anladım böyle, ben. Sizin şey söylediğiniz de bana mantıklı geldi ama şimdi orada da şu. Yani yüzde kırkla seçilmek e, yarın öbür gün yaşanan süreçte ne gibi olumsuzlukları beraberinde getirir diye. Hiç yani yüzde elliye çıkmakla yüzde kırk arasında kalmak arasında. %50'ye çıkabilmeniz için sizin zoraki ittifaklar kurmanız gerekir. Hı hı. Sizin müttefikiniz. Yani kişiliksizleştirir sizi de birazcık bak, değil mi? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Türkiye Önü açık bir ülke ama ciddi sorunları olan da bir ülke. Türkiye'nin cesur, radikal kararlar alması gerekir. Her alanda. Bulunduğu coğrafya onu gerektiriyor. Ülkenin potansiyeli onu gerektiriyor. Ülkenin geldiği gelişmişlik noktası da onu gerektiriyor. Biz 9 bin dolar, 10 bin dolar milli gelir batağındayız kaç yıldır? Bunu aşmamız gerekiyor. Bu radikal kararlarla olur. Sizin eğer yanı başınızda şunun da fikrini alayım, onun da desteğini almam lazım diyeceğiniz biri olduğu zaman işin içerisinde onun da tercihleri girer. Ve aldığınız karar radikal olmaktan çıkar. Radikal karar alamazsınız. Ama aynısını muhalefet de yapıyor. Şimdi İstanbul seçimlerine baktığımızda yani bir CHP adayı önümüzde duruyor ama çok bilinmeyenle bir denklemin çeşitli unsurları bir kişi üzerinde bir mutabaka sağlayarak ee, tamam. E, diyelim ki misalen İstanbul Belediye Başkanı olsaydı hı. yani e, e, seçim vesaire de herhangi bir şey olmasaydı onun düşeceği durum ne olacaktı biliyor musunuz siz? Perişan olacaktı. HDP'si gelecek ayrı şey isteyecek. Hı. Saadet'i gelecek ayrı şey isteyecek. İYİ Partilisi gelecek ayrı şey isteyecek. CHP'li gelecek ayrı şey isteyecek. Bakın alttan üstten sağdan soldan oradan buradan efendim sürekli baskı altında kalacak. Kime yaranacak? Yani böyle bir fotoğraf ortaya çıkardı diyorsunuz. Tabii ki. Hocam aslında ben bütün bunları da birazcık konuşmak istiyordum. Çünkü siz e, bir ölçüde yerel yönetimler konusunda e, uzman bir akademisyensiniz. Yani nasıl bir model olurdu, nasıl bir model olması lazımdı, bu başkanlık sistemini nasıl revize edilebilir, nasıl mesela e, yerel yönetimlere uygulanabilir, yerel yönetimlerde büyükşehir şemsiyesi bırakıp ilçe belediyelerini ortadan kaldırmak gibi Bahçeli'nin bir teklifi vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce muhtarlık seçimlerini önce ya da sonra yapalım, ayıralım sistemden, yerel evet. yönetimler sisteminden ayıralım diye tartışmalar vardı ama tabii 19 Mayıs 1919 diye girince süre bitti hocam. Tabii ki bunların her biri ayrı bir konu. Çok derinlemesi de bunları ele almak lazım. Bunlar bir de Türkiye'nin akıbetini ve selametini ilgilendiren derin konular. Yani gündelik tartışmaların dışında bunların ele alınması gerekir. Dolayısıyla bunlar hani e, ciddi anlamda oturulup tartışılması gereken konular. Onu söyleyeyim ben. E, i̇nşallah hayırlı olur her şey. E, 23 e, Haziran'da yapılacak seçimde inşallah İstanbul için hayırlı bir şekilde neticelenir. E, fakat İstanbul'un e, küresel şehir. Şu anda İstanbul Küresel Şehirler Ligi'nde yer alıyor. Hı hı. E dünyanın en önemli ilk 30 şehri arasında yer alıyor İstanbul. Ama İstanbul'un harcı ne? İstanbul'un harcı 2053. Benim 2053 vizyonu diye bir şeyim var. Efendim iddiam var. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2053 vizyonunu benimsediklerini ifade etmişler idi. Bundan birkaç sene önce İstanbul'un 2053 yılında dünyanın en önemli ilk 10 şehri hatta ilk 5 şehri mümkünse de ilk 3 şehri arasına girmesi gerekiyor. Hı hı. Onun için de 2023 Haziran seçimleri çok önemli. Yani İstanbul kimlere teslim edilecek? İstanbul iş yapacak insanlara teslim edilmeli. Hı hı. İstanbul popülist politikalar peşinde koşan insanlara teslim edilmemeli. İstanbul'un çok büyük yatırımlara ihtiyacı var. İstanbul şehrinin. İstanbul demek Türkiye demektir. Türkiye'nin bütün şehirlerini bir tarafa koyun, İstanbul'u bir tarafa koyun, İstanbul ağır gelir. Türkiye, İstanbul var ki Türkiye var. Bu kadar önemlidir İstanbul. Bakın e, toplumların tarihinde, kültürlerinde, milli benliklerinde yer etmiş şehirler vardır. Fransa'yı Paris'siz düşünemezsiniz. İngiltere'yi Londra'sız düşünemezsiniz. Bosna'yı Saraybosna'sız düşünemezsiniz. Türkiye'yi de İstanbul'suz, İstanbul'suz düşüne düşünemezsiniz. Elbette ki. Hocam Bo evet. Yani tamam. keşke e, birazcık daha gidebilseydik ama e, İsmail Aydın sürekli kapatmam lazım, kapatmam lazım diyor. Ben de kapat diyorum. Diyecek bir şey yok. E, hocam profesör, doktor Recep Bozdağ'ın Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Ama en kısa sürede hatta belki 23 Haziran'dan önce sadece bu İstanbul'u konuşmak için e, bir program daha e, rica edeceğim sizden hocam. Bir pazar günü yine birlikte olalım işte. e, inşallah. E, evet e, görüşmek üzere diyorum. Yarın saat saatler 10.30'u gösterdiğinde manşetlerin dilinde hayırlı pazarlar.